Efendim, Lefke Harp Üniversitesi'nin televizyon radyo TV ekranlarında biliyorsunuz Kampüs Sorduk programı var. Ve çok sanatsal bir üniversiteyiz. Bugün iki perdelik romantik komedi oyunumuz var. Kadın Kafası. Öncelikle yanımda yönetmenim var. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Size Kadın Kafası'nı sorayım. Ekip nasıl birleşti? Ekip çok zor birleşti. Ve koparamıyoruz, ayıramıyoruz. Öyle birleştik kaldılar. Sen de gördün zaten az önce. Ya ekip ilk aslında hemen hızlıca anlatmak gerekirse ben oyunu ilk yazdığım aşamada ilk Merve ile paylaşmıştım. Merve bu fikri duyunca mutlaka yapmak istiyorum, içinde olmak istiyorum demişti. Mutlaka bunu yaz bitir demişti. İlk perdeyi okudu, beğendi. İkinci perdeyi sonra yazdım. Ve ondan sonra da kadroyu oluşturmaya başladık. Zaten ben Duygu'yla geçen seneden itibaren bir oyunda birlikte oynamaya çok arzu ediyordum. Ebru'yla zaten geçen seneden ve daha önceki senelerden bir sürü oyunda beraber oynadık ve bu oyunda da olmasını istiyorduk. Melda yıllardır benim peşinden koştuğum ve kandırmaya çalıştığım o muhteşem kadın ve güzel oyuncu. Merve de zaten işin başından beri işin içerisinde olduğu için de ekibi bu araya getirdim. Bir de birbirleriyle çok iyi anlaşan insanlar olduğu için hepsini birbirine söyleyerek kandırdım. Yani Melda'ya Merve senle, Merve'ye Ebru oyunda olacak. Ebru'ya Duygu var dedim. Duygu'ya da Ruhi'yle şey söyledim. Cemal'e ben kısaca böyle anlatmış olayım, sen de tabii. Ya süper, ben röportaj hazırlığı yaparken Instagram'larınızda hepinizin baktım ya, dedim ki hani tamam oyuncuyuz hepimiz, hani kuliste birleşiriz falan ama bu kadar yakın olacağınızı beklemiyorum. Sen oradan mı baktın? Oralar çok tehlikeli. Baktım. Daha dikkatli izledin oraları. Yani gerçekten öyleyiz ama. Röportajda nasıl sohbet edeceğim anlamında bir şey yapmak istedim. Hani yakınlık ne? Kuliste yakınlar mı acaba, sahnede mi şey oluyor? Vardır sonuçta, biliyorsun sektörün içinde. Neler var ama biz gerçekten çok iyi anlaşan bir dörtlüyüz. İşte İrfan da aramızda, sağ olsun. Onlar çok yanlış. Yani, o dörtlü. Aradım. Gerçekten oyunla alakalı bir şeyler söyleyeyim. Bir erkeğin yazamayacağı kadar iyi bir oyun yazdı. Niye bir erkeğin yazamayacağı kadar diyorum? Çünkü empati kabiliyeti yüksek değildir erkeklerde çoğunlukla, biliyorsunuz. Onda biraz fazla çalışıyor. O yüzden çok güzel bir komedi oldu Kadın Kafası. Biz de hepimiz elimize düşenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Herkes halinden çok memnun diyebiliyorum. O da memnundur herhalde bizden. Aynı zamanda yönettiği için şimdi bu dört kadınla bir de iki ay bir süreç geçirdi. O yüzden bakın saçları yok. Saçları yok. Yarım akıllıyım. Yarım akıllıyım. Bunlar hep bunlar işte arazlar kaldı. Senin zekan da hiç... Sıkıntı oldu tabii o iki ay boyunca. Gerçekten çok korktum şu anda. Yazdığına kimse inanmıyor yani. Böyle bir durum var. Nasıl ya filan diyorlar yani. İzleyince, ben de izlemedim. İzleyince hak vereceğim eminim size. Çünkü dört kadın arasında şu anda size hak veremiyorum. Evet. Yani çoğunluk var çünkü arada yani. Hemen sorayım. Televizyon dizilerinde de oynadınız. Tiyatroya geçiş nasıl oldu? Zorlandınız mı? Yok, aslında ben tiyatro okudum. Ama kendime çok güvenemediğim için mezun olduktan sonra tiyatroya gelmem zaman aldı. Birazcık bekledim daha doğrusu. Hemen kendimi sahneye atmak istemedim. Asıl işim bu zaten. Evet, biliyorum. Sizden de alalım. Ne diyeyim ben? Ne demek istiyorsunuz? Ben gözlerinize bakarak zaten her şeyi anlıyorum ama yani. Valla ekip çok güzel. Çok anlaşıyoruz ve çok eğleniyoruz. Zannediyorum bu eğlence zaten sahnenin önüne de yansıyor. Çok önemliydi bu oyunda. Dört tane kadının birbirini sevmesi ve anlaşması. Bunu izlediğiniz zaman anlayacaksınız zaten. Çok çok önemli. Çok doğru bir kast yapmış İrfan. Ve gerçekten çok sevdik birbirimizi. Hani diyeceksiniz ki dört kadın nasıl anlaşıyor bir tiyatroda? Hiç öyle değil. Çok iyi anlaşıyoruz. Çok eğleniyoruz ve bu da sahneye ve seyirciye yansıyor tabii. Yani ben gerçekten dediğim gibi Instagram'da takip ediyorum. Onu anlıyorum yani. Müthiş. Kuliste hepinizi görüyorum. Siz yoksunuz kuliste ama niye fotoğrafların hiçbirinde yoksunuz? Evet, ben yokum. Ben genelde çünkü o sırada rolüme girmeye çalışıyorum. diğerleri gibi boş beleş muhabbetler yapmıyorum. Eğlenmiyorum. Sesimi dinlendiriyorum. Vücudumu dinlendiriyorum. Rolüme çalışıyorum. Bazı insanların tabii bunu becerebilmesi için birazcık daha zamana ihtiyacı oluyor. Ben şey yapmayı çok arada kaldım. Evet. Ebru Hanım, hemen size sorayım. Peki bilim kurgu, fantastik diziler, Selena'sı, İrli Annem, sonra tiyatro oyunu? Ben istedim İrfan'dan, burada dedim hani havadan geleyim ben. Bir kapıdan geliyorum normal. Yani hani sihirle gelemiyorum, hani bunu ne yapabiliriz diye. Teknik nedenlerden dolayı yapamadık yani. Bunu sistem içerisinden çıkaracaktık. Öyle bir büyük bir dekor lazım. Sizden de alayım Duygu. Yani burada olduğuma bir kere çok mutluyum gerçekten. Benim ikinci oyunum bu. Bir öncekinde de yine kadın erkek ilişkilerini anlatan bir oyundu ama burada gerçekten ekiple çok iyi anlaştık, çok eğleniyoruz.
Ayaklarımı geri gitmeden geliyorum tiyatroya. Sahnede de yine göreceksin. O kadar yani. Başka ne öğrenmek istiyorsun? Yok, çok teşekkür ederim. Hani zaten proje hakkında bilgi almak istiyordum yani. Yok yok, Jayfi'yle ne yaptığını merak etmiyorum. Ben girmeyeyim oralara hiç. Çok teşekkür ediyorum. İyi sahneler diliyorum. İyi ki gelmişsiniz. Bakalım oyundan sonra aynı duygularla olacak mı? Oyundan sonra görmek istiyorum suratını. Röportaj haricinde bize gerçekten bütün samimi duygularını oyundan sonra fikirlerini söylemeni bekliyorum. Söz veriyorum, söyleyeceğim ama hepinize ayrı ayrı kuliste söyleyeyim. Çünkü gerçekten dört kadının arasında gerçek fikrimi söyleyebileceğimi düşünmüyorum. Söyleriz, biz ısırmıyoruz. Yok, hiçbir şey yapmıyoruz, saldırmıyoruz. Öyle uygun görüntü diyelim. Yani o yüzden başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz Kadın Kafası ekibine. Görüşmek üzere.